Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş ayın 22'sine kadar Başak burcunda olacak ve 22'sine itibaren de Terazi burcundaki yolculuğuna başlayacak. Evet, bu ay doğan tüm terazilerin de doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet sevgili burçtaşlarım, ben de bir teraziyim. Bizim dönemimiz başlıyor. Üstelik Ekim ayında Terazi burcunda bir güneş tutulması da yaşayacağız ve bu ay Balık burcunda ay tutulmasının olduğu yine yılın önemli bir ayı, Eylül ayı. Hemen ayın başından itibaren yine bir 3 Eylül'de oluşacak yeni ayın o güçlü etkileriyle aya başlıyoruz. Yeni ay sizin 12. evinizde doğacak. Yönetici gezegeniniz Venüs Terazi burcunda ayın 23'üne kadar. Tabii ki Venüs burada çok güçlü ve sizin için de çok güzel bir etki, koruması var. Onun sizin hayatınıza katacağı bazı önemli fırsatlar olabilir. 12. ev yeni ayları genel itibariyle biraz böyle geri çekilme, dinlenme, kendimize odaklanma zamanlarıdır. İşte bu yeni ay uzun süredir fırsat bulamadığınız kendinizle ilgilenme, bir dinlenme, belki bir tatil yapma imkanı verebilir size. Bununla birlikte işte sağlık kontrolleriniz olabilir, terapileriniz olabilir, özellikle Venüs'ün etkisiyle güzellik, bakım çalışmalarınız, estetik uygulamalarınız olabilir. Bunları da yapabilirsiniz. Bu amaçla işte hastanelere, kliniklere gidebilirsiniz. Kendiniz için, yakınlarınız için belki uğraşlarınız olabilir. Biraz böyle maneviyata yönelme, yardımlaşma dönemi aslında. Yani başkalarına yardım etmeniz, sizin ihtiyaç duyduğunuz bazı yardımları bulmanız mümkün. Maneviyatla ilgili etkileşimler öne çıkıyor. Zaten yeni ayın enerjisinde de böyle bir yardımlaşma etkileri de var. Bunu da rahatlıkla hayatınızda ortaya çıkarabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Balık, İkizler, Yay. Bu burçlarda 11 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Merkür artık ileri harekette. Ay boyunca Aslan, Başak ve Terazi burcunda olacak. Hızlı bir Merkür sizin için de planlarınızı daha rahat hayata geçirmenizi gündeme getirebilir. Özellikle Ağustos ayında beklediğiniz, hazırlıklarını yaptığınız konular bu ay daha rahat ilerlemenizi sağlayacak. Biraz sağlık konularını tabii ki önemsemeniz gerekiyor ayın geneline baktığımızda. Mars ayın 4'ünden itibaren Yengeç burcuna geçecek. Mars uzun süre kalacak Yengeç burcunda. Kış aylarında retro yapacak. O yüzden önümüzdeki 5 ay, 6 ay kadar Mars'ı Yengeç burcunda göreceğiz zaten. Bu da sizin için biraz daha bu önümüzdeki dönemin iş konuları, kariyer konularında daha fazla mücadele getirebileceğini gösteriyor. Çalışmayanlar için de daha çok ev, yuva, ailevi konularda burada daha fazla böyle bir meşguliyet olabilir. Ya da hani yönetmeniz gereken, irade göstermeniz, inisiyatif almanız gereken konular olabilir sevgili teraziler. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı var. Satürn biliyorsunuz Güneş'in karşısına geçtiğinde zor ve kısıtlayıcı bir etki getirir. Sağlık konularına önem gösterin. Sağlıkla ilgili ihmal ettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Kendi sağlığınız olabilir, evcil hayvanlarınızın bakımları, akrabalar, işte yakınlarınız, hizmet aldığınız kişiler filan. Yani buralarda dikkat edin. Mesleki konulardır tabii ki. Burada sorumluluklar biraz öne çıkıyor sevgili teraziler. Ayın 15'i güzel bir gün. Yönetici gezegeniniz Venüs Terazi burcundan İkizler'deki Jüpiter'le şans gezegeniyle güzel bir üçgen açı yapacak. Gökyüzünde iki şans gezegeninin muhteşem üçgen açısı var ki siz başrolde olarak, terazi olarak etki alıyorsunuz. 14, 15, 16, 17 Eylül gibi bu etkiyi hissedebilirsiniz. Ayında en şanslı, hatta yılın en şanslı günlerinden diyebilirim. Bu Venüs-Jüpiter üçgeninin etkisi altında kişisel girişimlerinizi yapabilirsiniz. Çeşitli fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Eğitim konuları, ticari konular, parasal kazançlar, tabii ki romantik fırsatlar, seyahatlerle ilgili bazı güzel gelişmeler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Ayın 18'inde Güneş artık Ay'la karşıt açıda 25 derece Balık burcunda Dolunay'la birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Önümüzdeki birkaç ayı da önemli ölçüde etkileyecek bir tutulma. Ay tutulmaları tabii ki böyle kendi içinde bir
tamamlanma, sonlanma, bitişlerle de alakalıdır. Duygusal olarak da zorlayıcı olabilir. Altıncı evinizde olacak. Sizi biraz hani iş konularında, belki mesleki konularda böyle bir tamamlanma, bir sonuç alma dönemindesiniz. İşten ayrılma, böyle bir mesleki alanda bir karar verme gündemde olabilir. Yanınızda çalışan bir kişinin, hizmet aldığınız bir kişinin işi bırakması gibi bir konu olabilir. Evcil hayvanlarınıza da dikkat edin. Ne yazık ki bazı acı deneyimler olabilir. Burada üzüntüler olabilir. Sağlığınızla ilgili yine hassasiyetler öne çıkıyor. İhmal ettiğiniz konular var ya da yanlışlıklar var hayatınızda. Beslenme, diyet konuları, günlük hayatınızın rutinleri, alışkanlıklarınız. Hani buralarda böyle bir düzenleme yapmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Balık, Başak, İkizler, Yay, 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu bahsettiğim etkiler daha güçlü, daha kadersel çalışabilir. Sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki birkaç aya yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Bu ay tutulmasının sonuçları özellikle kısa vadede, işte Eylül'ün başı, 3 Eylül'de gündeme gelmiş bir konuyla ilgili olabilir. Bu yılın Mart ayından itibaren uğraştığınız işlerle ya da gündeminizdeki konularla ilgili olabilir. Biraz da uzun vadede, özellikle 2015 yılındaki Balık burcundaki tutulmayla birlikte hayatınıza giren konularla, bir mesleki konu, iş konusu ya da genel böyle bir işte sağlık konusu ve benzeri konularla da ilgili olabilir sevgili teraziler. Evet, ayın 22'sinde artık Güneş burcunuza geçecek. Enerjiniz tabii ki artıyor. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Venüs yönetici gezegeniniz de Akrebe geçecek. Yani artık biraz hani para konularında da daha fazla iyileşmeler bekleyebilirsiniz. Para evinize Venüs geleceği için. Ayın son günlerinde de enteresan bir gökyüzü var. 29-30 Eylül. Güneş ile Merkür birleşiyor. Merkür Güneş'in kalbinde, Terazi burcunda ve ay düğümleriyle de birleşecek. Bu daha karmik, daha böyle geçmişten gelen hak edişlerle alakalı bir etki. Yani ilginç karşılaşmalar olabilir, tesadüfler olabilir, bazı fikirler, bilgiler ya da hani hayatınızda etkili olabilecek kişiler karşınıza çıkabilir. İşaretleri takip edin sevgili teraziler. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.